Arkadaşlar, bildiğiniz paten ya. Bir bunu şeyde yaşamıştım. Neydi? Luca 1. Bir de bunda. Arkadaşlar, tamam daha önce giydim, biraz da kirlendi ama böyle bir kayma için sebep olamaz. Yok, çok kötü. Çok güvensiz. Çok güvensiz. Herkese merhabalar arkadaşlar. Ayakkabı Dice kanalında yeni bir incelemeye daha hoş geldiniz. Uzun süredir bunu bekliyordunuz biliyorum. Ben de baya geç kaldım. Yaklaşık 2 ay önce bu ayakkabıyı aldık ve uzun süredir de içinde oynuyorum. Birçok yerde deniyorum ve fikirlerim olgunlaşınca da sizlere bu şekilde biliyorsunuz incelemeler çekiyorum. Giriş introsunu ve sizlere sunacağım görselleri çekmem çok zor oldu. Kış atlattık. Ondan sonra bir sürü olumsuz olaylar derken bugünlere kadar kalmış olduk. Kusura bakmayın ama beklediğinize değecek güzel bir inceleme var. Bugün arkadaşlar introdan da gördüğünüz gibi Melo 2'yi inceliyoruz. Açıkçası kutuyla başladığım zaman en güzel şey kutuymuş diyorum. Gerçekten sizin de introda gördüğünüz gibi çok kayan ve birçok noktada bence sıkıntısı olan bir ayakkabı oldu. Hepsine detaylıca gireceğim. Hızlı, keyifli, güzel bir performans incelemesi olacak. Like atmayı, yorum yapmayı ve eğer hala abone değilseniz kanala abone olmayı unutmayın. Ve kutumuzla başlayalım arkadaşlar. Genelde bunları zaten kargo açımlarında biliyorsunuz gösteriyoruz. Çok güzel şık bir kutu. İçerisi pencere, yani buradan görünebiliyor. Şöyle açtığınız zaman da şu şekilde buğulu cam yapmışlar içten. Küçük dar bir kutusu var. 45 numara aldım genelde zaten. Puma'larda da bunu alırım. Biliyorsunuz Nike'larda da numaram bu. Adidas'larda 44.5. Ve bu şekilde tatlı bir kutu. Ayakkabımızı elimize aldık. Ve şimdi ise sizleri yukarı alacağım. İncelemeye geçeceğiz. Evet arkadaşlar, ayakkabımız gördüğünüz gibi elimizde. Intro'da da gördüğünüz güzel güzel açılardan güzel güzel şekillerde yakaladık. Dizayn olarak bence çok keyifli. Gündelik hayatta da giyebileceğinizi düşünüyorum. Şöyle yaldızlı yaldızlı ışıklarda parlayan geçişler, kanatlar mevcut. Üstünde çok güzel bir uçan kuş, hür kuş. Burada da logosuyla birlikte yine Melo 2. Biri inceleyememiştik, çok gelmemişti. Gelenlerde fake'ti zaten arkadaşlar. Türkiye'de ve dünyada fazla sayıda üretilmedi. Daha bu hype ayakkabılar klasmanına girmişti. Fakat 2 öyle olmadı. Baya her yerde bulabileceğiniz şekilde. Hatta ben bu ayakkabıyı aldığım zaman 2.800'e almıştım kargo açımında hatırlarsanız. Bana ulaştığında 4.300 olmuştu ve çılgın bir artış olmuştu tabii ki. Ama sizler daha uygun fiyatlara beklerseniz bulabilirsiniz. Yani 2.800, 2.500 fena fiyatlar değil artık bir yeni çıkan ayakkabı için. Parasını hak eder mi, hak etmez mi konusu tabii ki apayrı bir konu. Her zaman yaptığımız gibi arkadaşlar hemen altından başlayalım. Arkadaşlar görünürde çok çok güzel bir tabana benziyor. Fakat ben yani uzun süredir Luca 1'i saymazsam böyle kötü bir taban tutuşu olmadı. Yani yaşamadım. Luca 1'de de bu kadar kötü değildi. İnanılmaz hızlı toz tutuyor. İnternetten de bayağı bir araştırdım. İnsanlar nasıl, ne yapıyor, ne ediyor. Çok sıkıntı yaşayan var bu şekilde. Fakat bazı renkleri daha iyiymiş. Dolayısıyla renkten rengi de değişebilir. Yani kullanılan kimyasalın buradaki plastiğin yapısı, tutuculuğu farklı olabiliyor. Ama bu rengi inanılmaz kötüydü. Gerçekten buz pateni yaptım. Yani bu kadar kötü olacağını düşünmemiştim. Sizlerin de görüntüden göreceğiniz gibi. Yani uçuyorsunuz oradan oraya, oradan oraya şeklinde. O kadar güvensiz ki sakatlanma imkanınız çok fazla. Hani sert bir hamle yapayım, hızlı bir hamle yapayım derseniz dikkatli olun. Çok fazla bu ayakkabıya güvenmeyin. Sürekli olarak sildim. İnanılmaz şekilde sildim. Farklı yapıştırıcılar, farklı teknikler de kullanabilirsiniz. Ama hiçbir şey fayda etmiyor. Oynadığım sahada gayet temiz, güzel maçların yapıldığı bir saha. Ona rağmen de bu şekilde kaymalar oldu. Yani çok 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 kötüydü benim için. Baktığım zaman da ciddi güzel çıkıntılara sahip. Fakat çok hızlı toz tutuyor. Bu tamamıyla plastiğin yapısından. Oldukça düz bir taban arkadaşlar. Bu benim çok sevdiğim tabanlar içerisinde değil. Böyle olunca biraz daha ayağımın yorulduğunu hissediyorum. Daha girintili, çıkıntılı, ayağın yapısına daha uygun bir yapı olursa arka topuktan ön ayağa geçiş daha sağlam, daha sağlıklı oluyor. Böyle olursa da adım atış rahatlığınızı arttırıyor. Taban tutuşuna vereceğim puan, yani puan vermek istemiyorum. 10 üzerinden 5 diyeyim. Siz öyle anlayın. O kadar kötüydü. Puan verilebilecek gibi değildi. Büyük bir oyuncunun bu kadar güzel bir ayakkabısına böyle bir şey yapılıyor olması gerçekten sıkıntı. Bu arada arkadaşlar Melo biliyorsunuz bu ayakkabıyla 2 defa sakatlandı. Bilek sakatlığı geçirdi. Ayakkabı gerçekten güvensiz hissettiriyor. Dengesiz, çok hızlı devrilebilirmiş gibi bir yapısı var. Yani ayakkabıdan kaynaklandığını düşünen çok insan var ki ben de öyle düşünüyorum. Basketbol oynamak için çok uygun
bulmadım. Özellikle Melo 1'de çok büyük bir hype'tı ve gerçekten geçen senenin en güzel ayakkabısı deniyordu. Ben inceleyemedim ama yorumlar o şekildeydi. Melo 2 ona yaklaşamadı bile. Özellikle taban kısmında çok kötü. Bazı diğer özellikleri de yine pek uygun olmayacak. Neler onlar? Hemen bahsetmeye devam ediyorum. Yukarıya çıkıyorum arkadaşlar. Yastıklamasına bakacağız. Oldukça yerden yüksek bu arada bu yastıklama. Şöyle arkaya da kazımışlar Nitro Infused demişler. Nitro Rise'ı incelemiştik Puma'dan. Gayet keyifliydi. Kullanmış oldukları bir teknoloji. Nasıl ki Adidas'ta Boost var, Bounce var. Burada da Nitro var arkadaşlar. Önde ve arkada iki büyük iri zoom tabakası vari yastıklama mevcut. Oldukça keyifli bir yastıklama. Ben sevdim. Çok rahat. Etkiden korunması çok iyi. Yani yere düştüğünüzde gayet iyi bir şekilde sönümlüyor. Biraz Skechers ayakkabılarına benzettiğimi söylemem lazım. Çok fazla geri sizleri ittirmiyor. Yani yay gibi değil. Daha çok bastığınız zaman pıs diye ağırlığınızı emen bir yapı gibi düşünebilirsiniz. Böyle olduğu için de sizi çok atletik gibi hissettirmiyor. Fakat yere düştüğünüzde güvenli hissettiriyor. Aslında bir guard ayakkabısı olmasına rağmen yerden çok yüksekte. Ve biraz da baktığınız zaman dar bir ayakkabı arkadaşlar. Böyle olduğu için de dengesiz ve çabuk devrilebilir bir yapıda. Ön ayak kısmı çok dar. Arka topuk kısmı yine aynı şekilde. Bastığınız yer dar olunca yani şunu daha iyi çıkıntılandırılabilirdi. Biraz belki girinti çıkıntıyla desteklenebilirdi. Adidas mesela bu işi çok iyi yapar. Ama Puma'daki bu tasarım ayakkabıyı dengesizleştirmiş. Yerden de yüksek olduğu için de çok hızlı bilek burkulmaları yaşayabilirsiniz. Nitekim de Melo Ball'da muhtemelen bundan kaynaklı bir sakatlık yaşadı. Yastıklamaya vereceğim puan da arkadaşlar 10 üzerinden 8.3 olabilir. Yani çok aman aman bir yastıklama değil. Çok kötü de değil ama yani basketbol ayakkabılarında biraz daha zıp zıplık arıyorum ben şahsen. Zaten biraz da siz ağır olunca ayakkabı yerden kalkmıyor gibi bir hale sahip. Bu arada ayakkabının ağırlığı nasıl diye sorarsanız ortalama bir ağırlığı var. Ne çok hafif ne çok fazla. Yani ayakta çok ağır hissettirmese de dediğim gibi yavaş hissettiriyor sizi. Bu da yastıklamayla, bu yastıklamanın kalınlığıyla, büyüklüğüyle alakası var. Dediğim gibi adeta bir Skechers yürüyüş ayakkabısını andırıyor. O yüzden de ben zaten diyorum günlük hayatta kullanabilirsiniz. Daha çok günlük hayat kullanımı gibi. Alt kısmı bu şekilde de bitirebiliriz. Tabandan hiç memnun kalmadım. Yastıklama idare eder ama çok aman aman değildi. Ama alt kısmın genel dar olması ayakkabıyı dengesiz yapıyor. Gardlara bence hiç uygun değil. Gard ayakkabısı gibi değil. Daha çok yani 3-4 numaralara diyebileceğim bir ayakkabı arkadaşlar. Dolayısıyla yani 5 numaralar da giyebilir. Bilekli olmasına rağmen de dengesizliği, sıkıntı daha ağır arkadaşlarım. Belki bunu daha dengeli oynayabilir. Yani pozisyon tavsiyesi verecek olursam 1 ve 2 numaralar uzak durun. 3-4-5 numaralar daha rahat edeceğiniz bir tercih olabilir. Puma Melo 2. Hemen yukarıya çıkıyorum arkadaşlar. Çok ucuz hissettiren bu mesh dediğimiz yani dikişli örgü yapısıyla üstüne birçok plastik katman kaynatılmış. İç taraftaki şekiller, desenler, dış taraftaki yaldızlarla. Yani çok ucuz bir ayakkabının üst kısmına sahip gibi hissettiriyor. Aman aman çok beğenmedim. Üst kısmında daha doğrusu beğendiğim kısım olarak şu arka topuk kısımlarını söyleyebilirim. Kalın bir plastikten yapılmış çıkıntılı bir markalama var. Topuktaki kalite güzel. Onun dışında da çok aman aman kaliteli hissettirmiyor. Şuradaki yapı bir tık daha kalın diğerlerine nazaran. Böyle bir imzalı ayakkabıda daha güzel bir yapı kullanılabilirdi gibi hissediyorum. Sonuçta Puma'da kim var kardeşim? Yani Puma'da Melo var ve birinci ayakkabın çok güzeldi. Çok arttırdın beklentiyi de. Onu biraz daha devam ettiriyor olman iyi olabilirdi. Maalesef bunu yapmamışlar. Dil kısmına baktığım zaman arkadaşlar dili de oldukça basit. Yani daha pedli, daha kalın bir şey olabilirdi. Bağcıklar oldukça normal. İç kısımlardaki pedlemeler yine fena değil. Yani giydiğiniz zaman rahat hissediyorsunuz ama öyle bu neymiş ya falan demiyorsunuz. Biraz eski ayakkabıları andırdı bana. 2000'lerin ayakkabıları andırdı arkadaşlar. Onlar biraz daha hissettirirdi. Çok atletik hissettirmeyen, daha kaba, sizi daha yavaşlatan ayakkabılar olurdu. Şimdiki işte zoomlar, işte mid foot shankler, boostlar çok apayrı tabii ki. Bu onların hepsinden çok çok bir uzak bir ayakkabı olmuş. Materyallere vereceğim puan 10 üzerinden 7.7 olacak arkadaşlar. Yani 8'in altında gerçekten beğenmediğimi söyleyebilirim. Şekil şemal olarak ayakta çok güzel dursa da hatta rahatlık olarak yine ayakta gayet keyifli olsa da bence bu paraya çok daha iyi şeyler olmalıydı. Nitekim diğer markalar yani 4-300 olarak bakıyorum. Genel 4000 civarında geziyor. LeBronlar, Curry'ler birçok şeyle kapışıyor. Harden'larla kapışıyor. Onlara nazaran ciddi manada düşük.
Destek noktasına bakacak olursak arkadaşlar, dediğim gibi biraz böyle dengesiz hissettiriyor. Fakat bilekli oluşu fena değil. Hele ki şu sıralarda çok fazla bilekli ayakkabı da bulamıyorsunuz. En dış kısmından da bağcıklarınızı bağladığınız zaman güzel, fena değil. Genelde ayağımın içeride hareket ettiğini hissettim arkadaşlar. Yani siz buna dikkatli olun. Bazı yerlerden hafif toplanmalar da yapıyor. 45 numara aldım. Kalın iki kat çoraplı da giyebilirdim. Numara olarak hani 45 numarayı rahat ederek giyiyorum. Ama hafif böyle sağda solda bir boşluk kaldığını hissettim. Böyle bir değişik açıkçası arkadaşlar. Hani bu kadar dar olmasına rağmen de çok beni rahatsız etmedi. Yani dar yüzeye basıyor olmama rağmen de beni aşırı numara noktasında rahatsız etmedi. Sizler de bence bana bakarak numaranızı alabilirsiniz. En kötü iki kat çorapla giyersiniz ama mağazada deneme imkanınız varsa mutlaka mağazada deneyin. Basketbol noktasında çok çok önereceğim bir ayakkabı değil. Sadece hype vardı. İnsanlar beklemeden direkt olarak buna saldırdı. Birçoğu bence beğenmemiştir. Sizde varsa eğer nasıldı, görüşlerinizi yazarsanız sevinirim. Bilekli oluşunu seviyor musunuz? Dengesiz hissettiniz mi? Denge noktasında vereceğim puan ise 10 üzerinden 7.9 olacak. Yine burada da 8'in altında kalan, ortalamanın altında kalan bir ayakkabı olduğunu söyleyebilirim. Toparlayacak olursak, Puma'nın Melo Ball 2 ayakkabısı bence sınıfta kalan ve fiyatını hak etmeyen bir ayakkabı ki zaten bu ayakkabıyı giyen basketbolcular sakatlanmışken bizlerin de çok çok tercih etmemesi lazım. Ben gündelik spor salonunda öyle eşofmanlarımın, joggerlarımın altına giyebileceğim bir Puma ayakkabısı olarak bakıyorum. Fakat kesinlikle basketbol ayakkabısı olarak öneremeyeceğim. Bu fiyata çok çok daha güzel ayakkabılar bulabilirsiniz. Nitro Riser'ı alabilirsiniz. Onun da nitekim incelemesi var. Onu izleyebilirsiniz. 1-2 numaralara kesinlikle önermiyorum. Daha büyük adamlara, daha büyük oyunculara belki öneririm. Bu renginden kaçınmalısınız. Diğer renkleri belki daha iyi olabilir. Benim dilim yandı, sizin yanmasın. Daha hafif, daha sizleri zıp zıp hissettirecek, atletik hissettirecek ayakkabılar varken bilemedim yani. Bunu da çok tavsiye edemeyeceğim. Evet, bu şekilde de incelemeyi sonlandırabiliriz sanırsam. Biraz diss videosu gibi oldu ama arkadaşlar bence bu kanalın özelliği bu. Çünkü ciddi olarak bunları inceliyor, bakıyor detaylıca. Kendi fikirlerimi sizlere ifade etmeden önce araştırıyorum ve böylelikle de sizlere en doğru bilgiyi sunmaya çalışıyorum. Almadan önce bence ayakkabıları acele etmeyin. Göründüğü gibi, reklamlarda söylendiği gibi veya insanların başkalarının söylediği gibi olmayabiliyor. Bu tarz negatif tecrübeleri de mutlaka ve mutlaka göz önünde bulundurmanız lazım. Tabii ki bir mağazaya gidip bakabilirsiniz. Tabii ki çok seviyorsanız alabilirsiniz. Ama yani arkada gördüğünüz bir sürü, işte şurada mesela Harden'lar duruyor, LeBron'lar duruyor, ne bileyim bir sürü Jordan'lar duruyor. Çok güzel ayakkabılar varken buna yaklaşmak çok da mantıklı değil. Özellikle de Kyrie benzeri bir ayakkabı olarak piyasaya çıktı. Fakat Kyrie'lerle falan bence hiçbir alakası yok. En azından benim tecrübelerim bu şekildeydi. Sizlerin tecrübelerini de aşağıda bekliyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle diyorum. Ayakkabı dahisi bugünlük. Ya.